Kapadokya'dan Göreme'den herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Göreme'de Seyir Tepesi'ndeyiz. Buraya yürüyerek yaklaşık bir 15-20 dakikada çıkılıyor rahatlıkla. Belki de bizde çocuk olduğu için biraz daha uzun sürdü. Girişi kişi başı 20 TL. Tepede bir de kafe var, Sunset Cafe. Burada bir şeyler içip güneşin batışını izleyebilirsiniz. Göreme o kadar güzel ki resmen güzelliğinden yoruldum. Şu anda 3 Nisan 2024. Kapadokya'da balon turları 100 euro. ATV turları 2 kişi için 1000 TL. Yeşil ve kırmızı tur olarak ayırdıkları iki ayrı müze ve öğren yerlerini gezdirdikleri, Hlara Vadisi'ne vesaire götürdükleri turlar var. Bu turlarda 1500 TL dediler kişi başı. Bence fiyatlar biraz pahalı. Böyle turistlere odaklı hazırlamışlar. Hatta turistler için bile biraz pahalı. Ama işte herkes bir kere geliyoruz bile gidiyor. Biz buraya Konya'dan geldik araçla ama eğer siz diğer şehirlerden geliyorsanız en kolay yolu uçakla Kayseri'ye gitmek. Kayseri'den buraya 60 kilometre yarım saat 45 dakika falan sürüyor. Bölgeyi gezmek için de kalınacak en mantıklı nokta Göreme. Göreme'de kalıp etrafa gidip gelebilirsiniz. Biraz böyle ortada kalıyor. Göreme biraz çukurda kaldığı için buradaki peri bacalarının üstleri yontulmuş erozyondan. Yani rüzgar onların üst taraflarını yontmuş ve gövdelerini ortaya çıkarmış. Bu yüzden buradaki peri bacaları daha sivri. Şu anda güneş batmak üzere ve bu Seyir Tepesi'nde dünyanın her yerinden turistler var. Güneşin batışını yakalamaya çalışıyorlar. Şu kalabalığa bakar mısınız? Kapadokya'da çok fazla mağara otel var. Biz de bunlardan birinde kaldık. Hadi gelin size kaldığım oteli göstereyim. Otel burası. Biz burayı Airbnb üzerinden tuttuk. Eskiden bir konakmış, aile yaşıyormuş burada. Daha sonra burayı otele çevirmişler. Biz tuttuğumuz zaman family friendly diyordu. Ama geldiğimizde maalesef öyle değildi. Bebek yatağı ve mama sandalyesi yoktu. Yani bebekli kişilere çok uygun değil maalesef. Ama çocuğunuz yoksa, daha doğrusu bebeğiniz yoksa, evet uygun. Ayrı yatakları var. Yatakları büyük, rahat. Kahvaltı dahil. Ücret olarak biz 4 kişi için 110 euro ödedik.
Ama Airbnb üzerinden tuttuk böyle. Bilmiyorum. Direkt ararsanız daha uygun fiyatlı olabilir belki. Açık büfe kahvaltısı var. Kahvaltıda çeşit bol ama yani yiyebilecek çok şey yok. Kahvaltısı bence biraz zayıf. Manzarası çok güzel gerçekten. Ama buradaki bütün otellerin aşağı yukarı manzarası böyle. O yüzden bütçenize uygun kafanıza yatan bir oteli bulmaya çalışın. Terasın bir bölümünde şark köşesi yapmışlar. Burası çok hoş gerçekten. Biz Kapadokya'da 1,5 gün kaldık. Balona bindik, vadiyi gezdik. Seyir tepesine falan çıktık. Bize bu kadarı yetti açıkçası. Kaymaklı'ya gitmek istiyorduk aslında, Avanos'a falan ama bir yerden sonra her şey birbirine o kadar aynı ki sıkılıyorsunuz. Bir de araba yoksa eğer buralarda gezmek çok kolay değil. Kapadokya'yı evet beğendim. Çok güzel, doğa olarak çok güzel ama çok turistsiniz burada. Yani hiç şey hissedemiyorsunuz. Memleket gibi o kadar da hissedemiyorsunuz. O yüzden bizi biraz sıktı. Biz erken ayrılacağız. Eğer arabayla geldiyseniz bu dediğim yerleri gezebilirsiniz. Kaymaklı, Yeraltı Şehri, Üç Güzeller, Ortahisar Kalesi vesaire. Buralarda bayağı önerilen yerler. Ama dediğim gibi arabanız yoksa tur şirketleri ya da araba kiralama falan biraz can sıkıcı olabiliyor. Biz çok gerek duymadık açıkçası. Bu kadarı bize yetti. Şu anda Göreme Açık Hava Müzesi'ne gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Burası benim çok merak ettiğim yerlerden biriydi. Hadi bakalım. Peri bacalarındaki mağaralara dikkat ederseniz hep güvercinlikler var. Bu bölge İpek Yolu ticaretinin üzerinde, İpek Yolu ticaret yolunun üzerinde ve bölgede hep güvercinler yetiştiriliyormuş. Çünkü dışkıları gübre olarak kullanılıyormuş. Çok da bereketli gübrelermiş. Ve bu yüzden de her yere böyle güvercinlikler yapmışlar. O kadar sıcak ki, yani bu şu anda Nisan ayında hava bu kadar sıcaksa ben yazı hayal bile edemiyorum. Bu yaz çok sıcak geçecek belli ki.
Göreme Açık Hava Müzesi'nin içerisinde birçok şapel, manastır ve kilise var. Burada Hristiyanlar inzivaya çekiliyormuş çoğunlukla. Hem bireysel inzivalara çekilme hem de toplu olarak da buralarda yaşıyorlarmış. Hristiyanlığın en erken dönemlerinden beri burası Hristiyanlar tarafından yerleşim görüyor. Ta ki geç dönemlerine kadar. Buradaki kiliselerdeki resimlerden bu dönemlerin hepsini takip edebiliyoruz. Elmalı Kilise'ye, Yılanlı Kilise'ye, Karanlık Kilise gibi birçok kilise yapısı var. Onun dışında kiler mutfak gibi yaşam alanları da var burada. Bayağı büyük bir yer. Burası sanırım rehbersiz de çok gezilemeyecek bir yer. Eğer kültür amaçlı öğrenmek için geliyorsanız bir rehbere kesinlikle ihtiyacınız var. Ama sadece peri bacalarını göreyim. Şöyle bir etrafa bakayım. Hristiyanlar neler yapmış buralarda diye bakmak istiyorsanız o da olur. Yazıları okuya okuya da gidebilirsiniz. Burası kiler yapısıymış. Göreme Açık Hava Müzesi M.Ö. 4. yüzyıldan M.Ö. 13. yüzyıla kadar yoğun bir şekilde manastır ve kilise olarak kullanılmış bir alandır. Manastır eğitim sisteminin başlatıldığı ilk yer olarak kabul ediliyor. Buradaki kiliselerde Hristiyanlığın başlangıç dönemindeki geometrik şekillerden daha sonra geliştirilmiş olan resimlere, freskolara kadar birçok Hristiyanlık sanatına dair ögeleri görebiliyorsunuz. Hala koruna gelmiş. Bir de müzenin kahvesi var burada. Buraya muhakkak gelin. Yine burası da bir mağara. İçine girip içeride çay, kahve, soğuk içecekler var. Burada mutlaka dinlenin. Göreme gündüzleri çok sıcak oluyor. 25-26 derece kadar böyle beynimiz pişti resmen. Yumurta atsanız yere kızarır. O kadar sıcaktı. Geceleri de bir o kadar serin oluyor. 5-6 dereceye kadar düşüyor. Yani yaklaşık 20 derece düşüyor. Böyle kat kat giyinmeniz gerekiyor. Her yerde taş evler, mağara oteller var. Hepsi aşağı yukarı birbirinin aynısı.
Merkezde, çarşıda birçok restoran var. Bunların çoğunluğu kebap restoranı. Burada çok Hindistan restoranları da var. Ben daha önce hiç bu kadar Hint restoranı başka bir yerde daha görmemiştim. Bu kadar küçük bir yerde 4-5 tane var. Çin restoranı da vardı. Buradaki turist popülasyonu da bu şekilde. Çoğunlukla Hintli turistler, Asyalı turistler. Çok az Avrupalı turist gördüm ben buradayken. Göreme bence çok pahalı bir yer ya, öyle hiç de herkese uygun bir yer falan değil. Bir de şey gibi geldi bana ya, buraya sadece bir kere gelirsin gibi geldi. Yani bir daha ne bileyim gelmeye ben çok gerek duyarım değil mi duymam. Gelip görmek güzel miydi? Çok güzeldi ama bir daha da gerek duymam yani. Bir gezinin ve bir videonun da sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beni destekleyin. Kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Thank you.